Herkese selamlar dostlar. 12 ve 13 Temmuz 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. İdeal tercihlerle ilerlemeye devam edeceğiz. Bazıları tabii ki yüksek oran tercihlerimizle aynı şekilde devam edecek. İsterseniz direkt raporlarla başlayalım. Öncelikle yüksek misli gelsin. Yüksek misli de başarı sağladık. gelip mücadelesi vardı Salzburg'la. Gruplarımız yenilenmişti zaten. Bundan bahsetmiştim sizlere. Yüksek misli grubunda Bodo Glimt mücadelesine KG var olarak değerlendirme yaptım. Ki zaten yazdığım maç yazısı da zaten altında görüyorsunuz. Yüksek mislinin amacı zaten yüksek oynayanlar burada. Genelde ben her zaman söylüyorum. 1000 TL bu maçlara. ay sonunda her türlü karlı çıkıyor. Çünkü burada başarı oranı yüksek. Böyle bir 40 bir 50 oran yakaladıkça bir 35 bir 40 bandında legal olarak tek maç yüksek misli basıyoruz alıyoruz. Bodo maçında da başarı sağladık. Buradan da geçtim bu mücadeleyi de full çektik arkadaşlar hatta başlıktan da görmüşsünüzdür oğlum getir çantayı 10 Temmuz'un toplamda 6 tane maç yazmıştım ben Youtube'da da 5 tanesini anlatmıştım Youtube'da 4'te 4 oldu bir maç ertelendi katıl grubunda da Hamka mücadelesini KG olarak eklemiştim Günün ne ideal kombinesini ben katıl grubuna yapmıştım zaten e, ertelenen maç vardı kombinemiz kazandı genel olarak başarı sağladık zaten Verdiğimiz 5 beş maçın 5'i de geldi. Diğer maçımız da zaten ertelendi. Başarılı bir şekilde ilerledik. Dünü zaten kazancı çok yüksekti. Bunu da geçtim. Bir de katıl Telegram grubundan bahsetmek istiyorum. Canlılardan bahsetmek istiyorum. Canlılarda nasıl ilerliyoruz? Özellikle dün gayet güzel ilerledik. Şöyle ben dünün 11.30'dan sonra atılan canlılarını göstereyim isterseniz. NBA maçları vardı bildiğiniz üzere. Gençlere böyle şans verilen maçlar bunlar. Onun canlılarıyla devam ettik. Şöyle 3'te 3 olmuş burada mesela. Polis v mücadelesinde 4'te 4, 4'te 4 olmuş. Polis mücadelesinde 5'te 5 olmuş derken bu şekilde ilerlemiş. Burada kuybe mücadelesi vardı. Onun golü gelmiş. Sürprizi gelmiş vesaire derken canlı maçlarda zaten bu dönemde yavaştan ligler başlıyor izlediğimiz canlı maçlara. Canlı tarihlerle devam ediyoruz. Zaten Instagram üzerinden takip ediyorsanız bizleri sizler de mutlaka görmüşsünüzdür. İlk mücadelem Karabağ-Lech Poznan mücadelesi ve bir adet skor yarışması yapalım. O ekrana gelsin. Skor yarışmamız ise Bodo mücadelesi. Bodo ile Klasik'in mücadelesi var. Klasik zaten Falyo Adaları takımı. ilk maçta 3-0 bitti. İlk kere 1.5 üstünü almıştık. İdealden de 1.49 gibi oranından ev sahibi 2.5 üstü almıştık. Başarılı olmuştu. Şimdi Bodo deplasmanda sizce maç skoru ne olur? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bilen bir arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza dahil edelim. Şimdiden herkese bol şanslar. Karabağ mücadelesiyle devam edelim. Arkadaşlar geçen oynanan maçta ilk maçta Lech Poznan maçında ben maç sonu 1 olarak önermiştim sizlere. 1.89 oranı vardı maç maç sonu 1'in Lech Poznan maçında. Lech Poznan'a karşı oynamıştık. Neden öyle oynamıştık? Karabağ demiştik ki pek hazır olduğunu düşünmüyorum. Daha ligin başlamasına daha var transferler vesaire. Lech Poznan'ın ligi başlamak üzere. Bu yüzden Lech Poznan tarafına yönelelim Maç 1-0 bitti. Lech Poznan kazandı. Ama şunu söyleyeyim. Tamamen şansa kazandık yani. Karabağ öyle futbol oynadı ki. Lech Poznan'ın içinden geçiyordu ben öyle söyleyeyim size. Ben bu maçta Karabağ tarafındayım tamamen. Zaten oranın da çok fazla düştü. Sanırım 2'ye yakın oran vardı. Dün 1.65'e düştü o. Bugün de 1.58'e düştü oranı onu belirteyim sizlere. Oran Karabağ'ın gitgide düşüyor. Çünkü ilk maçta ciddi anlamda ya yani Lech Poznan'ı avlukaya aldı. Öyle gol atamadı yani şansımıza. Hatta canlan da değerlendirmiştik. Şimdi burada ben Karabağ tarafındayım. Karabağ'ın doğrudan galibiyetini çizilir 158 gibi oranlar ideal olarak önerebilirim. Maç sonu 1 158'den benim burada ana tercihim olarak göz önünde bulundurabilirsiniz. Onun dışında bu maça biraz daha oynamak istiyorum. Karabağ tarafında yüksek oranlı tercihler yapmak istiyorum. Karabağ'ın atacağı 2 gole ev sahibi 1.5 üstte 1.86 oran açmışlar. Ev sahibi 1.5 üst. Bu benim bu maçta bir yüksek oran tercihim sayılabilir. Ve bir yüksek oran daha vermek istiyorum sizlere bu 1.86'nın yanı dışında. İlk yarı bir tercih arkadaşlar. 2-22 gibi oranı var bakın. Geçen maçta Lech Bozlan'a karşı ilk yarıda Karabağ ciddi anlamda baskı yapmıştı. Şimdi kendi taraftarı önünde, kendi evinde daha da baskılı oynayabilir. İlk yarıdan bile öne geçme ihtimali var. O yüzden 2-22'den de ben burada ilk yarı biri sizlere öneriyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Klasvik ile Vodaglip mücadelesi. Faro Adaları takımı olan Klasvik takımı liginde gerçekten başarılı. Nasıl başarılı ondan bahsedeyim. Henüz daha mağlup olmadı. Daha mağlup bir şekilde ilerliyor. Oynadığı 20 maç varsa sadece bir maçta beraberlik var. Hepsinde galip geldi. Ee, ama klasman farkı ciddi anlamda fark var. Hem lig arasında hem de takım arasında burada klasman farkının olduğunu görmek çok bariz yani öyle söyleyeyim ben sizlere. Burada ben yine Bodo tarafında olacağım. Neden Bodo tarafında olacağım? Çünkü Bodo'nun artık kurduğun dişine kan derler ya. Geçen sezon Avrupa'nın da tadını aldı. Her sene zaten gidiyor bu tür maçlarda ben artık böyle hani bazı takımlar vardı ilk yarıdan 3 tane atar, ilk maçtan 3 tane atar ikinci maç sağlar böyle 1-1 bir, 0-0 bir, veya yenilir vesaire ama avantajlı şekilde çıkmış olur. Ben Bodo'nun böyle bir takım olduğunu düşünmüyorum. Disiplinden kopacağını düşünmüyorum. O yüzden burada Bodo Green tarafında yöneldim. 1-43 gibi de bir oran açmışlar. Bence kalitesini burada konuşturursa bazı son maçta oyuncular da rotasyona gitti. Bu maç özelinde sanırım Öyle düşünüyorum ben. Matsuni 2'yi burada 1.43 gibi orandan sizlere ideal dönemi veriyorum. Değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Sandefjord'la Ales mücadelesi. Bu maçı zaten ben sizlere anlatmıştım. Bu maç ertelenen bir karşılaşma. Bir orandan sayılacak. Çünkü maç 24 saat içinde oynanmadı. Oynanmayacak daha doğrusu. Anlatmıştım. Tekrar hızlıca bir üstünden geçeyim isterseniz. Ben bu mücadelede KG var tercihini bekliyorum. Şu sebepten anlatmıştım. 1.47'de oranı var. Bakın oran 1.40'da 1.47'ye kadar yükselmiş. Onu belirteyim sizlere. Sandek son haftalarda biraz ofans oyununu fazla sergiliyor. Atıyor da yiyor. Özellikle şu oynadığı son 3 maça baktığımız zaman da bunu görmek zaten mümkün. Anesun takımı da dengesiz bir takım. Dengesiz bir takım olmasından kaynaklı. Ya yani bir maçta 3 atıp yiyor. Beklenmedik bir galibiyet alabiliyor. Bir maçta 3 bakmışsın hiç oynayamıyor. Ama dişe dişi rakipler olduğunu düşünüyorum. Her iki takımda karşılıklı pozisyonlara bunun girmesi çok normal. Oran 1.40 oranı vardı bunun. Oran 1.47'ye kadar yükselmiş. Onu belirteyim ben sizlere. Ben bu 1.47 gibi orandan şaşmıyorum. KG var tercihini yapıyorum. Değerlendirecekler idealden bir KG var tercihini alabilirler. Ve yüksek oranlı bir karşılaşmam var burada. Ludogorets bu bu mücadelesi. İlk maçı izledim ben. Hatta ilk geri bir tercihini yapmıştık. Dakika 45'te. Bomboş kaleye kaçırdı Ludo Gores. İlk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı iki tane dağıttı. attı. Ben maçı takip ettiğimi belirteyim. Sucheska'nın takımı Ludo Gores'in kalesine gelemedi. 2-3 pozisyon geldi. Onlar da, onlarda da hiç etkili olamadı zaten. Onu, ondan bahsedeyim ben sizlere. Ben maçta nasıl oynadılar bilmiyorum ama ev sahibi zaten kaybedecek bir şey yok. İlk maçta 2-0 yenilmiş. Bu maçta da zaten geri geldiği zaman gerekli riskleri alacaktır diye düşünüyorum ben şu Jessica takımının. Ama Ludo Gores zaten buna izin vermeyecektir. Arkadaki boşlukları da değerlendirecektir. Yüksek oranla bir tercihe gittim. Burada ideal bir tercihe gitmeye gerek yok. Ben diyorum ki ilk yerden bir tane gol olur. ikinci yerden de bir tane olur. İki golle bu karşılaşma biter. O yüzden ben burada da ne taraf riskine gittim. 1-26 oranı var zaten. Dert basmanda gitmeyen bu takıma. Çünkü ilk maçta o güveni bana vermedi. 2-3 gol tercihini 176 gibi orandan tek tercih olarak öneriyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Değerlendireceklere bol şanslar. Geçtim 13 Temmuz'a. Bratislava maçıyla başlayacağız. Sizlerden ricam arkadaşlar videomuza atacağınız like'lardır. Like'lar için teşekkürler. Artı 200-300 seviyesine çıkabilirsek bu dönemde çok güzel olur. Like atan elleriniz dert görmesin diye devam edelim. Dinamo Batumu ile Bratislava karşılaşması. İlk maçta 0-0 bitti arkadaşlar onu belirteyim. Ben iki takımda da ben ışık göremedim. Girdikleri pozisyonlarda etkili değiller. O istekli oyun yok açıkçası. Çok fazla golle bir karşılaşma beklemiyorum bu karşılaşmada da. İlk maçta hatta Dinamo Batumi kırmızı kart görmüştü dakika 46'da. 45 dakika eksik oynadı. Bratislava maalesef atamadı. 0-0 bitti o karşılaşma. Ben burada da çok fazla gol atacağını düşünmüyorum. Çünkü bir takım yani hatta ben şunu söyleyeyim. Bu maçta da bir maç sonu 0'da çıkabilir. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Ben çok fazla gol beklemediğimden dolayı 2.5 alt tercihini burada değerlendirme altına aldım. 1.45 gibi oranı var. Değerlendirecekler buradan bir idealen 2.5 alt tercihini yapabilir. Hatta ben mücadelenin dediğim gibi ilk maçı 0-0 bittiği için tekrardan 0-0 bitme ihtimalini görüyorum. Maç sonu 0 2.70 gibi orandan değerlendirme altına alabilir. Hatta dediğim gibi maç penaltılarla bence gidecek. Bakalım ne olacak. Penaltılara gider diye düşünüyorum. 2.5 alt benim ideal tercihimdir. Maç sonu 0 da bence değerlendirme altına alabilirsiniz yüksek oranıyla birlikte. French Varroş'la Tobol mücadelesi. Tobol takımından bahsedeyim isterseniz. Biraz Tobol arkadaşlar Kazakistan liginin takımı. Ligi devam ediyor. O yönden bir avantajlı. French Varroş'u zaten Avrupa'dan tanıyorsunuzdur. Avrupa'da yaptığı işler, oynadığı bol gollü karşılaşmalardan mutlaka tanıyorsunuzdur French Varroş takımını. Takım oyununu sergileyen takımlardan bir tanesi French Varroş. ilk maçta galip gelemedi, üstün oynadı zaten. Ama ligin açılmasına daha var. Takıma bazı transferler daha yapılacakmış galiba. Baktım şöyle biraz araştırdım. French Varoş takımı burada galibiyet uzanan takım bence olacaktır. Fakat galip bilirken nasıl galip gelecektir ben bunu düşündüm. Bunun üzerine biraz araştırma yaptım. Yani Tovol bu maçta zaten çok fazla baskın oynayamayacak ki. İlk maçta French Varoş'un gücünü gördü. %60'ın üstünde French Varoş topla oynadı. Öyle söyleyeyim ki zaten daha etkili şutlar, daha etkili pozisyonlar French Varoş takımındaydı. Bu maçta da ben şöyle düşünüyorum. French Varoş galip gelir. Ama nasıl galip gelir? Ben oran almak adına 3.5 altında bir yaptım. 1.44 gibi orandan ideal bir tercihe gittim. Değerlendirecek olan arkadaşlar bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Ben ideal tercihten French Varoş'un um burada 2-0 hani maksimum 3-0 Atarsa 2-1 Tobol. Belki öyle biter diye düşünüyorum. Çok fazla gol beklemiyorum. Oran almak adına 3.5 altında biri sizlere öneriyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Kuluj'la Pionik takımı karşı karşıya geliyor. İlk maçları berabere bitti 0-0. Piyonik takımı arkadaşlar Ermenistan Ligi takımı. Onun da ligi aynı şekilde devam ediyor. Kendi liginin orta sıralarına takımlarından bir tanesi. Ama bir kalite farkı olduğunu söylemek. Kuluş takımı daha iyi bir takım. Ama Kuluş takımı da İddiacıların çok sevmediği takımlardan bir tanesidir. Öncelikle onu belirteyim. Yani bu maç ben biraz çekinerek aldım bu karşılaşmayı. Çünkü belli olmuyor kulucu. İddiacı adam kulucu sevmez yani. Yakından bilen varsa, Romanya ilginden takip eden varsa. Yani maç 2-0 öndeyken 90'da 2 90 iki tane gol yer. İlk kere 1 dersin. ilk kere 0-0 biter. ikinci yarı 2 iki tane atar. Biraz dengesiz bir takım kuluş takımı. Arasındaki fark var tabii ki. Ben oran almak adına şöyle aldım bu tercihi. maç alt biterse bile ben ilk kereden kulucun önde olmasını bekliyorum. O yüzden 1.50 gibi de bir oranı var. Kuluç'un ilk yarı galibiyetinin. Ben burada Kulucun kadro kalitesini konuşturarak da ilk yarıdan kör topal bir tane gol atıp ilk yarı 1-0 üstünün tamamlamasını bekliyorum. İlk yarıda bir gol olur. Onu da Kulucu atar diye düşünüyorum. İlk yarı bir tercih idealden 1.50 gibi orandan değerlendirme altına alınabilir. Değerlendirecekler bu yönde değerlendirme yapabilirler. Toplamda 7 tane karşılaşma anlattım sizlere. Henüz daha video kombinlerine geçmedim çünkü bülten az tek bir kombinle çıkartabiliyorum. E, katıl grubunda bize destek olan arkadaşlarımız var o kadar insan. Onlara o yüzden bir kombin önerisi yapıyorum. E, maçlar arasında kendini zaten ideal maçlara seçip analizleyebilirsiniz tamamen size kalmış. Benim görüş ve analizlerim bu yönde değerlendirecek herkese de bol şanslar. Seviyorsunuz, videoya like atıp kanala abone değilseniz de, abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere, bay bay.